Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Çilekler artık yavaş yavaş sebze meyve reyonlarında yer almaya başladı. Ben çileğe bayılırım. Hemen bir pasta yapayım dedim sizin için. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Kreması için 2 paket hazır vanilyeli pudinge ihtiyacımız var. 1 paket mascarpone peyniri. Mascarpone peynirini bulamayanlar 200 gram katı kaymak kullanabilir ve 500 ml sütüm var. Normalinde 1 paket puding için 500 ml süt lazım ama ben kremamın biraz katı olması için 2 paket pudingi 500 ml sütle hazırlıyorum. Pudingi hazırladım. Biraz soğuması için üzerini kapatıp bir kenara alıyorum. Ben de bu arada hamurumu hazırlıyorum. Hamuru için 1 su bardağı ılık sütüm var. 4 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 2 su bardağı un, 200 gram yani 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından biraz az sıvı yağ. İlk olarak yumurtaları toz şekeri ve vanilya şekeriyle krema haline gelene kadar çırpıyorum. Şimdi sıvı yağ ve sütü de ilave ettikten sonra bir çırpma teliyle biraz karıştırıyorum. Ayrı bir kabın içerisinde kabartma tozunu unla karıştırdıktan sonra yumurta karışımının üzerine eliyorum. Burada kesinlikle mikser kullanmıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ederek bir çırpma teliyle yediriyoruz. Dikdörtgen bir kek kalıbımın içine fırın kağıdı yerleştirdim. Kek kalıbınızı önce biraz yağlarsanız fırın kağıdı daha sabit kalır. Ve hamuru içine döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 25-30 dakika arası pişiriyorum. Ben de bu arada krema ile ilgileniyorum. Gördüğünüz gibi pudingim soğudu. Tamamen soğumadı, ılık. İçine şimdi mascarpone peynirini ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Ben içine 3-4 yemek kaşığı kadar da kıvark ilave ediyorum. Kıvark bulamazsanız süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Kıvark bence çok güzel, mayhoş bir tat veriyor kremaya. Kremanın pürüzsüz olması için mikserle çırptım. Kekim fırından çıktı. Tamamen soğuduktan sonra kremayı kekin üzerine koyuyorum ve bir spatula ile düzlüyorum. İsterseniz kekinizi önce sütle veyahut da meyve suyuyla ıslatabilirsiniz. Kremanın üzerine normalde çilekleri yerleştiriyorum ama çileklerin kremayla temas etmemesi ve kremanın sulanmaması için önce kremanın üzerine bisküvi ufalıyorum. Arzu ettiğiniz herhangi bir bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz. Benim evimde bunlar vardı. Bunları kullandım. Bunlar İtalyan bisküvisi. İçinde de badem var. Bu kremanın üzerine ufalamış olduğumuz bisküviler hem kremanın sulanmasını engelleyecek hem de pastanızı yerken arasında kıtır kıtır ağzınıza gelecek. Şimdi çileklerimi pastamın üzerine yerleştiriyorum. Çileklerinizi ister yarıya bölün, ister dörde bölün. Bu size kalmış bir şey. Benimki çileklerim minik minik küçücüklerdi. Onun için sadece baş taraflarını kestim. Bu şekilde sanki şapka gibi çok hoş oldu. Son olarak bir jöle hazırladım ve çileklerimin üzerine döktüm. Ben şeffaf jöle kullandım. Siz isterseniz kırmızı jöle veyahut da çilek tadı olanlar da var. Onları kullanabilirsiniz. Tabii ki bu da sizin zevkinize kalmış ama mutlaka üzerine jöle dökün. Hem çileklerimizi koruyacak, bozulmasını engelleyecek hem de tadı, lezzeti, görünümü daha güzel olacak. Pastanızı en az 3-4 saatliğine buzdolabına verin. Ben bir gece dinlendiriyorum. Ertesi günü sizin için kestim. Ben sürekli mutfakta olduğum için ve değişik yeni tarifler denediğim için yaptığım bir pastayı bir ikinci kez kesinlikle yapmam. Ama böyle kremalı, çilekli pastaları veyahut da tiramisu'yu sık sık hazırlarım. Çocuklarım bu çilekli pastaya bayılıyorlar. Ve şimdi sizin için tabii ki tadına bakıyorum. Tadı da gerçekten nefis olmuştu.
Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.